Doktor raporlarına göre sizin rahatsızlığınızdan dolayı en azından seneden 7 hafta Almanca'da Krankenstand denilen, yani raporlu kalma ihtimaliniz olması gerekiyor. Bunu doktor büyük ihtimalle siz bu rahatsızlığınızdan her sene 7 hafta raporlu kalırsınız demesi gerekiyor. Üçüncü bir koşul, hani bu koşullar yerine gelmezse, eğer 500 metre yürüyemez durumda olursanız da emekli olma imkanınız var. Genel olarak bakıldığında malulen emeklilik imkanı bayağı zor. Genel emeklilik yaşı tabii ki bildiğiniz gibi erkeklerde 65, kadınlarda 60. Efendim, buradan daha doğrusu Avusturya'dan Hamburg'a doğru, Almanya'ya doğru yola çıkıyoruz. Türk sanat müziği meraklıları bilir. Ünlü bir sesimiz vardı. Bazı şarkılarıyla da yıllar önce herkes onu keyifle dinlerdi. Daha sonra Hamburg'a yerleşti ve Hamburg'ta da Türk sanat müziği üzerine gerçekten önemli hizmetler verdi, vermeye devam ediyor. Ve sevgili Handan Kara sanat yaşamında 40 yılı devirdi. Hep birlikte izleyelim. Türk sanat müziği sanatçılarından Handan Kara 41. sanat yılını doldurdu. Ünlü sanatçı Hamburg Müzikale'de gerçekleştirilen özel bir geceyle sanat hayatının 41. yılını kutladı. ...41 yıllık sanat yaşamına 60'tan fazla plak sığdıran ünlü sanatçı... ...Yeşilçam'da Türkan Şoray ve Filiz Akın gibi ünlü yıldızların da sesi olmuştu. 1975 yılından beri Hamburg'da yaşayan Handan Kara... ...sanat hayatından hiç kopmamış. 10 yıl önce kurduğu Türk Sanat Musikisi Korosu'yla... ...çalışmalarına devam eden Kara... ...yeni sanatçıların yetişmesine de katkıda bulunuyor. Ne anladın bu dünyada... Evet, Handan Kara'ya daha nice yıllara diyoruz. Eşi sevgili Erdoğan Bey'e de nice yıllara diyoruz. Çünkü Avrupa'da 7 günün yayına başladığı 1995 yıllarında ilk yıllarda gerek Handan Kara gerekse Erdoğan Bey programımız için oldukça yoğun koşturmuşlardı. Efendim, şimdi Hollanda'ya doğru yola çıkıyoruz. Hollanda'da önemli bir gün, bir anma günü vardı. Neydi bu anma günü? Biliyorsunuz ki Hollandalılar 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından katledilen insanlarını yılda bir gün anıyorlar. Ali Okşan haberi, hep birlikte izleyelim. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından öldürülen Hollandalılar ülke genelinde düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. Savaşta en çok can kaybının yaşandığı Rotterdam'daki anma törenine Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu, Rotterdam Kocatepe Camii Yönetim Kurulu, birçok vakıf ve derneklerden temsilciler de katıldı. Saygı duruşuyla başlayan tören, ölenlerin yakınları ve derneklerin anıta çelenk bırakmasıyla sona erdi. Ülke genelinde düzenlenen törenlerin en büyüğü Amsterdam Dam Meydanı'nda gerçekleşti. Törene 30 bin kişi katıldı. Evet efendim, ne diyelim, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyelim. Gerçekten 2. Dünya Savaşı tarihin en korkunç katliamlarına tanık olmuş bir savaştı. Diliyoruz dünyada böyle şeyler olmasın ama hala da dünyada zaman zaman bazı yerlerde kan gövdeyi götürüyor. Evet, pazar günü, pazar gününde Avrupa'da 7 günde ne var? Müzik var. Sadece Rita değil. Gerçekten İstanbul'da çıktığı kulüplerde müthiş sahne hakimiyetiyle o kulüpleri tıktım tıktım dolduran bir sevgili arkadaşımız var. Sezgin Çınar. Sezgin, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben hiç lafı uzatmıyorum. Direkt şarkıyla giriyoruz ve ardından seni yerine aldıktan sonra da sohbetimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, Sezgin Çınar'la sizleri baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim.
Sağlık Sezgin. Vallahi pazar günü böyle bizi çok keyifli hareketlendirdi. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Sezgin Çınar da ekibimize dahil oldu. Böylece çok keyifli bir pazar geçireceğiz. Ama gelin hep birlikte, biliyorum hepiniz şimdi yavaş yavaş valizlerinizi hazırlıyorsunuz. Kimi hangi hediyeyi götüreceksiniz? İşte anneler, kardeşler, akrabalar, dayılar, amcalar, kuzenler. Yavaş yavaş bu hediyeleri alıyorsunuz ve Türkiye'ye gelmek üzere de valizlerde artık dolaplardan ya da kelerlerden, bodrumlardan yavaş yavaş odalara doğru çıkmaya başladı. Ben de diyorum ki şimdi SİDE ile açtık biz biliyorsunuz 2008 turizm sezonunu Avrupa'da 7 gün SİDE Belediyesi işbirliğiyle SİDE'de açtık ve ilerleyen dakikalarda bir kişiye de 2 kişilik 1 haftalık ve 5 yıldızlı otelde de bir tatilimiz var. Tabii her zaman olduğu gibi ana sponsorumuz Baktat'ın...